Son. Evet, eserle hemen devam edelim, olur mu? Evet. Hatta iki tane peş peşe de bağlayabilirsiniz. Ben derdimi kime
dedeyim, kim var ki canım benim? Ben derdimi kime deyim, kim var ki canım benim? Hangi birini söyleyim, çürümüş her yanım benim? Hangi birini söyleyim, çürümüş her yanım benim? Ah anam mı var boynum büken, bacım mı var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. Ah anam mı var boynum büken, kardeş mi var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. Devirdiler çınarımı, dağladılar her yanımı. Alevlerde tenim benim, dağladılar her yanımı. Alevlerde tenim benim. Ah anam mı var boynum büken, bacım mı var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. Ah anam mı var boynum büken, bacım mı var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. Geçen günlere yanarım, ah yaralarım bağlarım. Geldi geçti genç yıllarım, eder oldu ömür benim. Geldi geçti genç yıllarım, eder oldu ömür benim. Ah anam mı var boynum büken, bacım mı var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. Ah anam mı var boynum büken, kardeş mi var derdim döken? Bırakın çilemi çekeyim, belki dolar günüm benim. İki tane birbirinden güzel türküyle, ilk türkü Kürtçeydi. Galiba biraz böyle hayata hafiften böyle bir sitem gibiydi. Şimdi değil mi türkü? Kürtçe türkü değil mi? Evet, Kürtçe türkü. Annem yok, ben, babam yok. Evet. Evet, ben şimdi askerliği bitirdim, geldim. Burada Beşiktaş'a bir düğün salonuna gittim. Evet. Ama içimde bir his sanki var, bir ağırlık çökmüş gibi, hiç neşem yoktu o anda. Tabii o anda duydum ki annem trende kaza geçirmiş, trenin altında kalmıştı. Bu Pendik bölgesinde. İşte ondan sonra bunu yaktım ben, anamın üzerine bunu yaktım. Evet, yani ondan sonra da tabii ki zaman geçtikten sonra babam da vefat etti, gitti.
Yani mekanları dertler anlatılmıyor. Olsun. Dertler çok evet. Her şey. Ama diyor. Yaşanmışlıklar üzerine yazılıyor. Bakın tabii ki yani yaşamadan aslında onun gerçekten hissini karşı tarafa hissettiremezsiniz, veremezsiniz. O çok önemli. Şu anda hafif gözleriniz doldu fark ettim. Söylerken de o eserle, türküyle bütünleştiniz. Bütün kaybetmişlerimizin kabri nur mekanı cennet olsun. İnşallah cümlesinin, annenizin, cümlesinin, babanızın da mekanı cennet cümlesinin. Olsun. Şöyle bir, evet. Eserlerle devam edeceğiz. Türküler yine okumaya devam edecek. Deyişler, eserler, türküler. Şöyle ne yapalım? SMS'lere, mesajlara bakalım. Gelen SMS'ler vardı. Reşber abi sen az önce bir yerden bir SMS geldi demiştin. Sultan Gıda yazmış. Efendim tabii ki benim şu anki okuduğum o güzel türküler de o güzel canlara armağan evet. olsun. Armağanımız olsun. Dernek TV programımızı çok güzel severek ve beğenerek izliyoruz. Çay siparişi verdik. Kaç gün içerisinde gelir diye mesaj gelmiş. Kaç gün içerisinde gelir? 3 gün içerisinde inşallah ulaşır sizlere. Bakalım devam edelim. Mübarek 3 aylarımızı ve regaib kandilimizi en içten dileklerimle kutlar. Ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini dilerim. Ahmet Akkaya yazmış. Amin inşallah biz de herkesin regaib kandiline mübarek olsun diyoruz. 3 aylara girdik. Selam aynen olsun. Öyle. Devam edelim bakalım. Ankara'dan Sebahat Akkaya, amcamdan tüm eserler eşim Ahmet Akkaya'ya gelsin demiş. Selam olsun yeğenlerime. Ankara'ya selamlar. Selamlar. Nesli Hanım Erzurum'dan Beyaz dizi ablam ve aile kızı gibi görüyoruz ve konuğunuzu çok seviyoruz. Dinlemekten mutluyuz demiş. Biz de o zaman Erzurum'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Selam olsun Erzurum'a buradan. Çok teşekkürler. Ben de zaten ekranlara çıktığımda sanki evinize konuk olmuş gibi böyle evinize gelmiş karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi kendimi hem mutlu hissediyorum hem de ekranlarınızda olmaktan çok gurur duyuyorum. Allah daim etsin inşallah. Çok teşekkürler böyle güzel mesajlar attığınız için. Erzurum'a selamlar, sevgiler olsun. Doğu Anadolu bölgesinin bütün illerine selamlar. Sivas'a selam selamlar. Burada İshak Solak kardeşime de selam olsun. Reşit arkadaşıma yine selam göndereyim çünkü çok saygı duyduğum bir insandır. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Üşütmüş herhalde. Evet. Bütün hastalarımıza acil şifalar da dileyelim. Tabii. Bu arada askerlerimizi ben bugün söylemedim. Hemen söylemek istiyorum. Şu anda ülkemizin dört bir yanında vatani görevini yapan askerlerimiz, Zeytindal Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize Allah güç kuvvet versin. Her zaman yanınızdayız. Buradan dinlendirmeye devam edeceğim. Sizin yanınızdayız. Dualarımız da sizinle birlikte. Diyorum. Kader mahkumlarını da Allah kurtarsın diyoruz. Büyüklerimizin de tabii hürmetle ve saygıyla ellerinden öpüyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Devam edelim. Alomuz var mı arkadaşlar? Tamam. Her şeyi insanların içinde güzellikle olsun diyoruz. Dünya bir güzel dünyası olsun diyoruz. Evet. Kimse acı görmesin, kimse acı paylaşmasın. Evet, ne çocukların canı yansın, ne analar yaradan ağlasın. Yaradan vermiştir, yaradan alsın diyoruz. Kimsenin zulmüne gitmesin diyoruz. Evet. Ben burada yine tüm Ankara'dakilere, tüm yeğenlerime, ağından Zeyne kadar kimse demesin ki amcam bana isim demedi. Ağından Zeyne kadar tüm yeğenlerime saygılarım olsun. Evet. Kimsenin gönlü kalmasın. Tabii. Burada kızlarıma selam gönderiyorum. Aysel'e, Gurbet'e, Ceylan'a. Torunlarıma selam gönderiyorum. 12 tane torun var. Hangisini sayayım bilemiyorum. Maşallah. Allah tabii başlasın. Ki torunlarımın hepsine saygılarımı sunuyorum. En küçükleri şu anda Poyraz, Nisa, Cansu. En ufaklarında bunlara selam olsun. Hepsine böyle canı gönülde selam olsun torunlarıma. Evet. Bir de hemşerim torun var. Ona da selam olsun. Devam edelim. Evet, alomuz da var. Ali Kızıltuğ'dan bir eser istiyorum. Söyler misiniz demiş. Ali Kızıltuğ'dan var mıdır arşivimizde? Bakarız. Ali Kızıltuğ'umuz, büyük ozanımız. Ondan da bir eser istenmişti. Alo. 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 Serdar Bey, İstanbul'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ablacığım? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim ablacığım. Allah razı olsun hepinizden. Sizden de. Özellikle o sanatçımız, büyüğümüz, abimiz, dedemden öpüyorum çok çok. Ağzına sağlık. Saygım olur. Selam olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizlerin sesini duymak da bizlere güzellik veriyor. Teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun. Ellerini tutuyorum. Eyvallah. Gözlerinden öperim. Sağ ol. Ben de annemi kaybettim. Kanserden kaybettim. Akciğer kanser hastalığından. Allah rahmet eylesin. Yeri cennet olsun babacan. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun. Sizden bir kürçe bir parça isteyecektim ama mümkün mü acaba?
Zaman akımına bağlı. Anladım. Şimdi oferlerden istemiştim ama. Anladım da zaman akımına bağlı. Çünkü şu anda şeyimizde pek olmadığından dolayı fazla okuyamıyoruz. O zaman sizden bir annem türküsü istiyorum. Biraz önce zaten okudum ya anam üzerine türküyü. O da Kürtçeydi. Evet. O da Kürtçeydi. Evet. O da size armağan olsun. Sıradaki eser size armağan olsun Serdar Şu Bey. Şu an okuyacağım. Hangi parça olursa olsun size armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler efendim. Sağ ol. Saygım çok olur. Her size. Şey gönlünüzce olsun. Ellerinizden öpüyorum. Ablacığım hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkürler kardeşim. Çok sağ ol. Rica ederim. Hayırlı günler. Günler. Eyvallah. Size saygılar. De. Evet. Son birkaç tane SMS'imiz şu an yine düştü. Onları da bir okuyalım. Sizden bir eser alalım. Ben Hasan Akkaya, Erzincan İliç'ten değerli sanatçımız Reşber'e kucaklar dolusu selamlar sunuyorum. Kendisinden Ankara'da bulunan abim Ahmet ve yengem Sebahat için bir türkü gönderirseniz çok memnun olurum. İyi yayınlar demiş. Şimdilik mesajlar bu kadar. Evet, selamlar. Gönderdik. Yani Ankara'ya bayağı gönderdik. Aynen öyle. Sıradaki eser de armağan olsun. Sizden yani, şansına eser. Ne gelirse. Ayrıldıktan sonra yüzüm gülmedi. Ayrıldıktan sonra yüzüm gülmedi. Güvendiğim dostlar kapım çalmadı. Gurbet ellerinden hep yalnız kaldım. Nerede kaldı yârim de gelmedi. Gurbet ellerinden hep yalnız kaldım. Nerede sevdiklerim de gelmedi. Nerede sevdiklerim de gelmedi. Yaralarım derin saran olmadı. Yaralarım derin saran olmadı. Anam da olsaydı beni sorardı. Ne zalim kadermiş bir gün gülmedi. Sevdiklerim nerede gelen olmadı. Ne zalim kadermiş bir gün gülmedi. Sevdiklerim nerede bir gün gelmedi. Sevdiklerim nerede bir gün gelmedi. Reşber bırak bir gün gülersin. Bırak reşber bırak bir gün gülersin. Ömürde dediğin gelip geçersin. Azrail bir günde senden biçersin. Hani sevdiklerim bir gün gelmedi. Azrail'de seni bir gün biçersin. Anı sevdiklerim nereden gelmedi? Anı sevdiklerim nereden gelmedi? Müziği size ait.
Reşber abi, sen de bir de şunu az önce sen tabii dile getirdin, tanımadan bir insanla ilgili yargıda ya da yorumda bulunamıyorsun. Hani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacaksın diye bir söz var ya. Evet. Çok alçak gönüllüsün, az önce söyledin zaten, bir çocuk bile beni bir bakkala gönderse giderim diye. Onu hissettim ben, nasıl hissettim? Hani eserleri okurken sohbet esnasında onu bana böyle geçirdin, hissettirdin. Çok mütevazısın, alçak gönüllüsün ve hemen davet eder etmez geldin. Tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Saygım olur, saygım evet. olur. Ne demek? İnsanlık buyur demişse o orada olmalı. Ama insanlık insanlık değilse söyleyecek sözüm yok. Evet, alçak gönüllülük. Hayat budur bak. Sanatçı da alçak gönüllülük olduğu zaman o ayrı bir değerde oluyor. Benim gözümde, ben şahsen kendi adıma konuşayım. Alçak gönüllü olmaktan hiçbir şekilde zarar gelmez. Hayır. Neden? Çünkü şimdi karşılıklı konuşuyoruz. İnsan sözleriyle, davranışlarıyla hani karşı tarafa nasıl bir yapıda olduğunu hissettirir, fark ettirir. Ben de onu hissettim, onu paylaşmak istedim sizinle. Ve eserleri okurken de böyle kendinizi vererek okumanız çok önemliydi. Çok teşekkür Sözü size ederim. Bırakıyorum çok şimdi. Teşekkür ederim. Zaten bir atasözü der ki, çağrılan yere erinme, çağrılan yere de görünme. Evet. Ben bunu yaşıyorum. Birisi bana buyur dediği zaman saatler önce giderim oraya. O da aynen hem duyulan saygıya verilen değere bağlı. Ne yapalım arkadaşlar? Telefon var mıdır? SMS'lerimi okuyayım ben. Telefonları evet arkadaşlarım bağlayana kadar şöyle bir bakalım. Kimler nerelerden hangi isteklerde bulunmuşlar? Ben Çorum'dan Murat Ceylan, Murat Can, Ceylan, Koçgireli Reçber'den Derdo Türküsünü istiyorum demiş. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sizden ve programınızdan çok memnunuz Nesli Hanım. Her gün programını takip ediyoruz. Haftanın perşembe günü yaptığım program ayrı bir güzel oluyor. Başarılarının devamını dilerim inşallah. Koçgirili Reşber'in de ellerinden öperim. Bize bir türkü gönderirse seviniriz demiş. Tokat'tan yazılmış. Selamlar, selam sevgiler. Burada olsun. Tokat'a selam olsun. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Büyük harflerle sizler dernek yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, 3969'a SMS'lerinizi ve gönlünüzden geçen istekleri gönderiyorsunuz diyorum. Telefon bağlanana kadar ne yapalım? Bir i̇şte, eser alalım sizden. Demin deyimde demiştim ya, her ilde, her bölgede kapım açık. Bak arayanlar zaten nereden geldiği belli. Evet. Yani benim aklımın ucuna gelmiyor böyle yerlerden arayacakları. Ama demek ki bir sıcaklık var ki. Evet. Güzellik burada. Dağlar mola benim, dağlar
dağlar mola benim için, dağlar mola benim için. Garibanam yüreğini, dağlar mola benim için, dağlar mola benim için, dağlar mola benim için. Çiçeğime konmadılarım, Kurşaniye mahzarım, çiçeğime konmadılarım. Durmaz akan pınarlarım, çağlar mola benim için, çağlar mola benim için, çağlar mola benim için. Durmaz akan pınarlarım, çağlar mola benim için, çağlar mola benim için, çağlar mola benim için. Evet, programımız Koçgül İşbir'in eserleriyle ve sizlerin katılımıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dernek yazıyoruz büyük harflerle, bir boşluk bırakıyoruz. 3969'a SMS'lerimizi ve gönlümüzden geçen istekleri gönderiyoruz. Bakalım şöyle bir SMS'lere telefonumuz bağlanana kadar yine izleyicilerimiz mesaj atmaya tabii devam ediyorlar. Evet, selamünaleyküm. Sivas İmranlı'dan yazıyorum. Programınızı takip ediyoruz, beğeniyoruz. Koçgiri Reçber'den Derdo türküsünü istiyoruz. Söylerse seviniriz. Allah'a emanet olun demiş bir izleyicimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Van'dan programınızı izliyorum. Nesli abla ailemle birlikte. Seni izlemek çok güzel. Konuğuna da selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Herkesin Regaip Kandili'ni kutluyoruz demiş. Efendim, selam olsun bizde. Buradan. Van'a da selam olsun. Saygılar bizde. Van'a da selam olsun. Her yöreden maşallah. Bizim zaten programımızın aynı zamanda da daha doğrusu kanalımızın şöyle bir özelliği var. Her yöreye hitap ediyor. 7 bölge Türkiye'ye. Sadece İç Anadolu'ya ya da Ege'ye, Marmara'ya değil. Doğudan tutun batıya kadar, kuzeyden tutun güneye kadar her yere hitap ediyoruz. 7 bölge Türkiye diyoruz. Ve sesimiz ve görüntümüz her yere ulaşıyor. Hamdolsun, şükürler olsun. İzleyicilerimiz de bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Biz onun farkındayız. Böyle güzel programlar yaptığımız müddetçe de onların gönüllerini hoş edeceğiz tabii bu şekilde diyorum. Evet. Ve evet, biraz daha şöyle bir sohbet edelim istiyorum ben. Bir telefonda alacağız tabii. Eser de okuyacağız. Size doyum olmuyor. Çünkü eserleriniz gerçekten yüreğinizi katarak okuduğunuz için ayrı bir yer edinmiş izleyicilerimizin gözünde de zaten okuduğum mesajlardan da onu anlıyorum. Genelde neler yaparız, her çağrıldığımız yere gidiyoruz dedik, programlara katılıyoruz dedik. Bir yerlerde program yapmıyoruz zaten, değil mi? Öncelerde türkü barlarda yapıyorduk ama şu anda pek tadı tuzu yok çok yerin. Evet. Ama şu anda işte yaz da geldiği için düğünlere gidiyoruz, pikniklere gidiyoruz, dernek toplantılarına gidiyoruz. Yani gidiyoruz. O konuda şeyimiz yok. İlla ki gidiyoruz böyle. Düğünler açın bu ay sonunda başta ne düğün var. Evet. Yani gidiyoruz kısmet olursa. Mühim olan çaldığımız kapıyı mutlu olarak geri dönmektir. Kesinlikle öyle, aynen. Her şeyin güzeli bu. Katılıyorum. Evet, ne yapalım? Alomuz var mı? Alomuzu alalım. Yok mu? Var mı? Düştü mü? Tamam. O zaman herhalde hatlarda bugün bir problem var. Ne yapalım? Eserlerle devam edelim. Gene SMS'leri atsınlar izleyicilerimiz. Ulaşamayan izleyicilerimiz olabilir. İzleyicilerimiz SMS'leri atmaya devam etsinler. Büyük harflerle dernek yaz, bir boşluk bırak, 3969'a SMS'lerini ve gönlünden geçen istekleri gönder diyoruz. SMS'ler gelmeye devam etsin. Hatlar çok yoğun olabilir. Ama biz ne yapacağız? Yine eserlere doyuracağız izleyicilerimizi. Evet, yine güzel bir Hasan Erdoğan abiden okuyorum. Hazır mı telefon? Alalım o zaman daha esere girmeden. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Sağ ol. Ben Celal Kış. Celal Bey, hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
Adana Kozan'dan arıyorum. Selam olsun Adana'ya Kozan'a. Sağ ol, teşekkür ederim. Yayınımızı sürekli takip ediyor musunuz? Sürekli. Ben esnaf olduğumdan televizyona kadar her şeyini izliyorum sürekli. Nasıl buluyorsunuz programımızı, yayınlarımızı? Çok güzel, teşekkür ederim. İnan ki hep istediğim türküler çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Saygım olur efendim. Bizler de dediğimiz gibi sizlerin istekleri için buradayız. Ben zaten Türkü Saati yaptığımda da sizlerin isteklerini çalıyorum. Bu programın ayrı bir tadı var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstediğiniz bir istek eser var mıdır? İstediğim eser Mahsuni'den İhtiyar Oldum bir türküsü vardı. İhtiyar Oldum. Evet. Arşivinizde, repertuarınızda var mıdır İhtiyar Oldum? Ya da Mahsuni Şerif'in herhangi bir türküsünü de kabul buyurursanız gönderelim. O da olabilir. O zaman armağan etmiş olalım. Tabii hat şu anda saygım olur o güzel dosta. Okuyacağız Mahsuni Baba'da da bir tane okuyacağız. Şu anda bir Hasan Erdoğan'ın parçası sırada. Onun da armağan ediyoruz. Şimdi Hasan Erdoğan abiden söyledik. Onu söyleyelim. Hasan Erdoğan. Hatta şöyle yapalım. İki tane eser peş peşe okursanız. Olur mu? Olur. Tamam. Dağlarda bir teke gel misali, yel vurdu bir yandan bir yana döndü. Irgaladı Bağdat'a Gonca gülümü, felek el vurdu bir yanda bir yana döndü. Ah el vurdu bir yanda bir yana döndü. Kırgaladı Bağdat'a Gonca gülümü, felek el vurdu bir yanda bir yana döndü. Yel vurdu bir yanda bir yana döndü. Durmadan akıyor gözümden yaşlar. Can da dost dediğimde Hasan'ı taşlar. Toplandı başıma da dağıldı dostlar. Felek el vurdu bir yanda bir yana döndü. Ah sel vurdu bir yanda bir yana döndü. Toplandı başıma da dağıldı dostlar. Felek yel vurdu bir yanda bir yana döndü. Yel vurdu bir yanda bir yana döndü. Ben de bir insan oğluyum. Ben de bir insan oğluyum. Bırak beni konuşayım. Bir başım bir de beynim var. Bırak beni konuşayım. Yine sizle danışayım. Bir başım bir de beynim var. Bir başım bir de beynim var. Bırak beni konuşayım. Yine dostla danışayım. Cahil olamaz, düşünen cahil olamaz. Cahil kendini bilemez, can ölür fikir ölemez. Bırak beni konuşayım, yine size danışayım.
Can ölür fikir ölemedi. Can ölür fikir ölemedi. Bırak beni konuşayım, yine dostlar danışayım. Yakışmaz insana zulüm, insanız hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, yine size danışayım. İnsanız hayvan değilim, insanım hayvan değilim. Bırak beni konuşayım, yine sizle danışayım. Ellere yazık olmuş bizim köye. O köylere, o köylere, derelere, gemenlere, geçip giden senelere yazık olmuş bizim köye. Dedem nenem göremiyorum, köyde kimse bulamıyorum. Yazık olmuş o köylere, o köylere, o köylere, derelere, gevenlere, geçip giden senelere. Yazık olmuş bizim köye. O köylere, o köylere, derelere, gevenlere, geçip giden senelere, yazık olmuş bizim köye. Efendim, bu türküyü de Sivas'ın Karabalçı köyünde Mehmet abime saygılarımı, sevgilerimle gönderiyorum. Evet, bizden de selamlar, saygılar olsun. Sivas'ın bütün ilçelerine, köylerine selamlar, sevgiler diyoruz. Eyvallah. Evet, şimdi SMS'lere bakmaya devam edeceğim ben Reşper abi. Yavaş yavaş da programımızın da sonuna geldik. Ama biraz daha vaktimiz var. Tabii bu vakti de izleyicilerimizden gelen SMS'leri okuyarak değerlendirmek istiyorum. Ve tabii ki istekler ekranlara gelecek. Sizlerle buluşacak. Bir tane de telefon alalım arkadaşlarım hazırlayana kadar. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Kayseri Sarız'dan Erdoğan Ulutaş. Koçgirli Reşber'den Zur Sırne türküsünü istiyorum. Herhalde bu da Kürtçe. Bayağı bir Kürtçe istek var aslında. İzleyicilerimiz bugün 3 tane eser, bir tane daha okuruz ama. Tamam. Hani çok fazla Kürtçe istek olduğu için okuyalım tabii, bizim programımız. Aynen öyle. Her türlü Türkiye'ye, uzun havaya, esere yer verilecek kadar. Selam olsun o güzel dostlara burada. Evet. Gülsuyu'ndan Aydın Kebap Koçgirili Reçber'e başarılar diliyoruz. Sıradaki eseri Gülsuyu'na armağan ediyoruz demiş. Biz de Gülsuyu'na selamlarımızı gönderelim o zaman o halde. Efendim, o güzel canlara selamımı gönderiyorum. Aydın Kebap'a ve Aydın Lokantası'na, bu da kucak dolusu Erdal Aydın'a ve personeline kucak dolusu saygılarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar, saygılar olsun. Şöyle devam edelim bakalım. Koçgirili Reşber'in eserlerine doyum olmuyor. Ondan yine bir uzun hava istiyoruz. Çok alçak gönüllü ve mütevazı bir sanatçı. Daha iyi yerlere gelir inşallah diye bir temenni var, dilek var inşallah. İnşallah dilekleriniz kabul olsun dost. İnşallah. Evet, alomuz var mı? Esere mi gidelim arkadaşlar? Eser. Bir tane eser alalım. O zaman gönderelim, bir tane Kürtçe gitsin. Tamam. Kendime ait bir parça yine. Tamam. Bevtu barigi
gran gran kane vala meda ciragan lele günde mejige lele kılacağım lele mereç germerek lele günde mejige lele kılacağım lele mereç ah germerek Sübederat bu avdaniye Lele ve kadera mecver bu ye Lele mereç germerek Lele ve kadera mecver bu ye Lele mereç Kangam merak uyuyum Bine mala vecif kes Feda düğüne ömürüş gidikey Lele var eş berci çifküm sövye Lele mere aç germere Lele var eş berci çifküm sövye Lele mere aç germere Efendim bu türküde Kahveci Baki'ye gitsin. Bütün kahvede o izleyen bizim canlara, herkese armağan olsun. Meydan Kıraathanesi'ne Binali Sezgin'e gitsin. Evet. İzleyicilerimiz de böyle ekran başındalar zaten. Selamlar bekliyorlar. Özellikle senden çok selam bekliyorlar Reşber abi. Sen de sağ olasın. Her selamı da yerine ulaştırıyorsun. Bizlerden de bütün izleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun diyoruz. Bir telefon bağlarsa arkadaşlarımız bir telefonu da alalım. Tamamdır. Şöyle bir SMS'e de devam edeceğiz. İşaret koydum. Nereden kaldım? Düştü herhalde. Sağlık olsun. Tekrardan arkadaşlarımız bağlasınlar. Merhabalar. Ankara'dan Sebahat Akkaya. Tüm eserler eniştem Niyazi Yılmaz'a gelsin. Sevgi saygılar demiş. Sevgi saygılar bende. İki tane Gülten yeğenim var. İkisi de Gülten. İkisi de İki abimin birer kızları kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Reşber abi sen burada mı ikamet ediyorsun yoksa Sivas'ta mısın? Buradayım, burada yaşıyorsun. İstanbul'da. Tabii tatillerde yazın falan gidiyorsun. Tabii ben 78 senesinden beri Gülsuyu'ndayım. Askerliğimi bitirdikten sonra İzmir'de Acami Birliği'm, Uzunköprü'de Usta Birliği'm. 78'de terhis oldum. Buraya geldim, burada kaldım. Evet. Kalış o kalış. Sadece evet. Arada sırada İşte yılların nasıl akışı gidişi belli olmuyor. Tabii ki yolumuz düştüğü zaman köyümüze de gidiyoruz. Yolumuz düştüğü zaman derneklere de gidiyoruz. Evet. Bölgemize gidiyoruz. Yeter ki birisi can da buyur desin, gerisi sorun değil. Alo'muz da varmış. Alalım, hiç bekletmeyelim. Alo. Alo. Zeynep Hanım Sivas'tan hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Yayınınızda başarılar dilerim. Çok konumuza teşekkürler. Hoş geldiniz diyorum. Saygım olur efendim. Saygım olur ablacığım. Sağ olun. Ben evet. Sizden Koç Kiraatı'nı istiyorum. Buyurun. Ekranlarınızda. Buyurun efendim. İsteğinizi de alalım Zeynep Hanım. Sivas'ın hangi ilçesinden arıyoruz acaba? Ben kendim aslında Sivas Zara Evrencik köylüyüm. Evet. Ve şeyden Reşber Bey'den Koç Kiraatı'nı istiyorum. Koç Kiraatı, evet.
Benim yeğenim de sizin gibi sanatçı. O da Koçgil'e bağlı onların köyde. Evet. Metin Özten belki de biliyorsunuzdur. Metin Özten'i tanırım. O yeğenim oluyor, ablamın oğlu oluyor. Öyle mi? Evet. Her zaman görüşüyoruz. Maltepe'de o da zaten. Biliyorum Maltepe'de olduğunu. Yayın hayatınızda başarılar dilerim. Şeyinizin devamını dilerim. Saygım çok teşekkürler Zeynep Hanım. Programa katıldığınız için ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Çok saygım olur efendim. Evet. İstediği türküyü de gönderelim isterseniz. Bir kıtasını da olsa gönderelim. Tamam. Koçgir başladı her bay, dağlar duman oldu sanay. Ömür geldi geçti amay, söyle gülüm söyle söyle. Ömür geldi geçti amay, söyle gülüm söyle söyle. Tek bir kıta demiş. Alayalım. Zaman var mı? Var zamanımız. Tamam o zaman. İki keklik seke seke dile bizim evde yol eyledik. İki keklik seke seke dile bizim evde yol eyledik. Kuş dilinden bilmez idim, o yar beni bülbül eyledi. Ah seni yaradana kurban. Alınan mı yar alınan mı, altınların pulunan mı? Ah istedim de vermediler. Dem kaçıram da zorunan mı? Alınan mı yar alınan mı? Altınları korunan mı? Ah istedim de vermediler. Dem kaçıram da zorunan mı? Çalmayan çalmayan, ben de çalının dalmayan. Çalmayan çalmayan, ben de çalının dalmayan. Herkes erdi muradına, ben de bazı karalmayan. Te seni yaradana kurban. Alınan mı yar alınan mı, altınların pulunan mı? Ah istedi de vermediler. Zalim kaçıran da zoruna mı? Alınan mı yar alınan mı, altınların pulunan mı? Ah istedim de vermediler. Kötü kader, neydem kaçıran da zoruna mı? Çok duygulandın. Aynen. Güzel iki keklik seke seke. Bizim arşivimizde de var bu eser. Sürekli de izleyicilerimiz de istiyorlar. Tabii yayına da diziyoruz. Güzel. Her türkünün bir hikayesi var Reşber abi. Tabii. Yani her türkünün bir manisi, bir yaşamı, bir geçmişi vardır. Evet. Yani gerçekten eğer bu işin içinde zaten olanlar iyi bilir. Hani demiş ki
Haydan gelen huyana bak, bir de garip garip ağlayana bak. Bak aradaki farka bak. Evet. Haydan gelen huyaya bak, bir de garip garip ağlayana bak. Demek ki dert garipte var, ötekinde bir şey yok. Evet, yani bizim zaten milletimiz böyle acılarla çok yoğrulmuş. Çok acılarla. Genelde de istenilen türküler hep böyle uzun hava ağır türküler. Hep böyle dertli türküler daha doğrusu. Genelde ben de istek türkü saati yaptığım zaman telefon bağlantıları olsun gelen SMS'lerden bakıyorum. Hep böyle ağır, uzun hava, efkarlı türküler, dertli türküler. Çünkü geçmişte çok büyük olaylar yaşadık, badireler atlattık. Ve biz millet olarak öyleyiz aslında. Şahsi olarak öyle görünüyor ama hani kişisel olarak herkesin tabii kendine göre sıkıntıları, problemleri var. Aynen. Fakat toplum olarak da aslında acılarla yoğrulduk. Şimdi geçen Erkan'ın programındaydım burada. Evet. Yani yolda karşılayan kişi, kardeş hep bize ağlattın. Hep evet. Bize ağlattın. Bir de diyor biz ağlarken diyor ekranda gördük oradakiler de ağlıyor. O gün evet gerçekten bayağı bir stüdyoda duygusal anlar olmuştu. Alomuzu da alalım bakalım. Kim bizi nereden arıyor? Alo. Alo. Gül Kınalı Gümüşhane. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş bulduk. Selam ya, olsun Gümüşhane'ye. Teşekkürler. Programımızı nasıl, iyi buldunuz mu? Takip ediyorsunuz. Çok harika. Beğendiniz, güzel. Aradınız da. Harika, beğenmez miyim? Rehber abimiz oradadır, beğenmez miyim? Evet, Gül abla. Saygım olur, Gül abla, saygım olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Efendim, sizlerin sesini duymak daha güzellik veriyor bizlere. Saygılarım sizlere. Sesim biraz iyi değil. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Üşütmüş. Sağ olasın, sağ olasın. Ben sizden bir Kürtçe isteyeceğim. Kürtçe türkü. Maşallah, bugün ne kadar Kürtçe türkü isteyeceğim. İsviçre'de kızıma istiyorum. Evet. Avusturya'da oğluma Gengiz'e istiyorum. İsviçre'de kızım Nürgül'e istiyorum. Amerika'da kızım Yasemin'e istiyorum. Gurbette bütün evlatlardan. Yakadam köyüne istiyorum. Evet. Size de çok teşekkür ediyorum. Bütün herkese istiyorum. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkürler. Herkese selam, selam olsun. Tüm güzelliklere selam olsun. Saydıklarına burada Türkiye'de selam olsun. Evet. Gurbetçilerimize de selamlarımızı gönderelim. Selam olsun bayağı tüm güzelliklere. Evet, evet. Çocukları gurbetellerde. İnşallah kısa zamanda kavuşursunuz diyoruz. Evet, Reşber abi, bütün gurbetçilerimize bir türkü, bir de ablamın isteğine göre gidelim mi? Bir türkü daha. Ondan sonra da vedamızı edeceğiz. Türkçe mi yapalım? Efendim? Türkçe mi ya? Bir tane, iki tane de bağlayabilirsin. Şöyle bir, ne kadar zamanımız var? Şöyle bir bakmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bir tane Kürtçe oku, ondan sonra vedamızı edelim. İki tane türküyle bitirelim. Tamam. Çünkü çok istek var. Bizler de ne yapacağız? Çalacağız istekleri. Take yare take selvi da de kerabe tavat yeser kuna lele mücver aç denk ye yavur diye hecü çüküm naim oga Lele mücver aç denk ye Ah yavur diye hecü çüküm naim oga Meke kızı tücü verme ey Lele nabe mücü babi khera demme ey Zaten ecü dıldan yaralı gıgıgıgıgıme ey Derdi gücü tümüra peydah me ey
Zaten eci dildan yaralı. Derdi gücü tümür affeydah mı? Hatım ya nereye dağı gide mendile tevayne cebamı dağı derde mücireş verce tüde genke sebeti tecihezi hatım vederi. Derdi mücüt ücür eşberce de sebat eteciye zatın beder. Sesine, yüreğine, ağzına sağlık. Çok fazla Kürtçe istek oldu. Biz evet. De tabii istekleri kırmıyoruz. Armağan olsun. İstekler de yerine ulaşsın diyorum. Son iki tane SMS'im vardı düşen. Onları da okuyacağım, vedamızı edelim. Çünkü programımızın da sonuna geldik. Şöyle bir bakalım. Reçber abi, programımızda konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kürtçe türküler çok güzel. Başarılarınızın devamını dileriz demiş. Bir izleyicimiz Reçber ve ben Gülsuyu'ndan Mehmet İleri. Teşekkür ederim. Programının devamını dilerim demiş. Selam olsun güzel, evet, canlara. Selam olsun. Ve evet Reçber abi, senin de son sözlerini alalım. Efendim, beni Anadolu Dernek TV ailesi arasına davet ettiğiniz için Nesli Hanım'a burada sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve ederim. Ve kameraman arkadaşlarıma, burada tüm çalışan canlara saygım sonsuz ve her şeye gönlünce olsun diliyorum. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç kırmadınız. Programın ilk dakikasında da paylaştım zaten. Çok güzel oldu. Çok iyi bir program oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrardan sizleri konuk almak isterim. Çünkü programa doyum olmadı. Sesine, ayağına, yüreğine sağlık. İyi ki de tanıdık seni diyorum. Ve tekrar çok teşekkürler. Sevenlerine selamlarımızı gönderelim. Koşgeli Reçber'in yanında olan, Türkü Saati'nin yanında olan izleyicilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Rejideki arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ve evet, program, her güzel şeyin bir sonu vardır. Ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de tat almışsınızdır programımızdan. Tabii saatler bugün 18'de. Ozan Dündar ve Selma Gökdemir'in hazırlayıp sunduğu Gurbetten Türküler programı var değerli izleyiciler. Böyle bir yarım saat geriye çekildi. Güzel bir program olacak. Sizler sakın kaçırmayın. Onun sonrasında da Recep Dönmez'de Biz Bize programı var diyorum. Ve iki tane canlı yayın olacak. Sizleri Koçgiri Reçber'in türküleriyle baş başa bırakıyorum ben. Ama sakın bir yere ayrılmayın. Devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar yine Anadolu Dernek TV ailesi arasında olmak bana bir güzellik veriyor. Bana daha güzel ilham veriyor. İnşallah başarılarımız burada devam eder. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Neredeydin senelerce, şimdi mi geldim aklına, yeni mi geldim aklına. Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, ecelim geldikten sonra, yeni mi geldim aklına.
Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, ecelim geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Neydi benden aradın, arayıp bulamadın? Neydi benden aradın, arayıp bulamadın? Ettin beni madan, şimdi mi geldim aklına? Yeni mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, ecelim geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Ezrail geldikten sonra, yeni mi geldim aklına? Hasta, yıllar yılı koydun yasta, şimdi gönül verem hasta, yıllar yılı koydun yasta, ölüm çırak ecel usta, şimdi mi geldim aklına, yeni mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Ezrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, ecelim geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Şimdi programımızın sonuna geldik. Vedamız